şu şekil 9 kolonya işlemini gördük. Böyle bir iş parçası, bir tabla, tablaya bağlanmış olan bir iş parçası ve onun üzerinde gezinen bir takım görmedik. Ama tezgahını gördük ve tezgahın üzerinde nasıl bağlandığı iş parçasının ve takımı tutan koçun nasıl hareket ettiğini anlatmıştım. İşte onu temsil eden bir resim. Büyütüyorum şimdi. Bu resim. Bu resimde görüyorsunuz koçuğa bağlı olan takım V vektörü yönünde bir hareket yapar. Ben geçen hafta laboratuvarda size dedim ki dönerken bu takım biraz hemen ucu havaya kalkar ve iş parçasına şöyle tatlı bir şekilde sürülerek geri döner. Hemen o esnada iş parçasını bağlamış olduğumuz tabla hareket eder. Bu resimde diyelim ki bana doğru hareket eder. Yani resme bakana doğru hareket eder. O zaman ne olur? Bir sonraki periyotta takımın karşısına keseceği dolu bir kısım rast gelir. Ve tekrar bu hareketler tekrarlanır. Buna planyalama işlemi dedik ve onun altındaki işleme de varyel ile işleme dedik. Şekil 11'e. Ve onun altındaki işleme de varyel ile işleme dedik. Şekil 11'e. Vargel'de görüyorsunuz takım sabit veya zaman zaman paso değeri verecek kadar hareketler görüyoruz takımda. Ama iş parçası hareket ediyor takımın önünde. Vargel tezgahında bunu görüyoruz. Bu şekil 10 ve şekil 12'de